eşya ve yük taşırken o yüklemenin kolay olması için. Çünkü sedanlarda bagaj kapağı küçük yani sığmıyor oraya. Düşünsene bir de adamların hani angusları falan çok iri ya. Onun bir butunu sokamıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Hatchback'te daha kolay tabii bu. <laughs> Herkese merhaba. Lastik Park YouTube kanalında otomobil adamlar bir kez daha sizlerle. Hoş geldiniz Halit Volkan'cığım Buyurun. Keyif alıyorum. İnsanlar programımızı beğenmişler, izliyorlar, Sağ yorumlar olsun. yapıyorlar. O yüzden çok mutluyum bu kanalda olmaktan dolayı da bize bu fırsatı veren arkadaşlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel hikayeler anlatıyorlar, şey gibi istedim. Böyle meddahlar gibi falan ama meddah <laughs> tek olur, değil mi? Bizimki ne? Kavuklu ile pişe kere mi döner? Kavuklu ile pişe döner. O olmasın. o <laughs> da hiç olmadı. <laughs> Çünkü biliyorum bir tanesinde de tahta vardır. Maşa gibi vurur ya. Ama sonunda şey var. O Senin o kavuğu devretmen kime devreteceksin? Yalına verirsin büyük ha, ihtimalle. Tabii, büyük ihtimalle. Büyük sen, ihtimalle. Sen yalına verirsin. Büyük ben ihtimalle. sopayı kime vereceğim <laughs> onu bilmiyorum. <laughs> ee, bugün şey konuşacağız. Sen hazırlıklısındır o konuda biliyorum. Otomobille ilgili bir takım terimler, terimler var tamam mı? Özellikle işte station wagonlar çok müthiş. Station wagon <laughs> ki severiz kendisini. Severiz. Hastasıyız. Station, station wagon keşke daha çok olsa. ya da birçok terim var tamam mı? Bunları bir e, Halit Bolkan anlatımıyla dinlesek. Şöyle tatlı tatlı bize yani, anlatsan. burada benim ekleyebileceğim bir şey yok. Neyse onu söyleyeceğim ama tamam. bir kere şeyden başlayalım istiyorsan. Hadi otomobilde... ben şöyle bir Cem Yılmaz'a ben soruyu sordum şöyle. Ah, 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 şimdi hadi. şimdi şimdi bende değil artık. Top sende. Bildiğim yerden geldi soru. <laughs> sıkıntı yok. Ya bir kere otomobilde kullandığımız birçok terim zaten yabancı dilden geliyor. Fren, debriyaj, direksiyon filan. Bunların büyük çoğunluğu da Fransızcadan geliyor. Çünkü Fransızlar otomotiv sektöründe 1800'lerle 1900'ler arasında aslında çok kuvvetli. Bir de tabii Fransızca bürokrasi dili o yıllarda. İngilizce, bugün İngilizce ise o zamanlar Fransızca. O yüzden de Avrupa ve o ülkelere bağlı ticaret yapan, ilişkisi olan her ülke bir şekilde Fransızca ile aşırı neşir. Sömürgecilikleri de çok meşhurdur kendilerinin. Buradan ee, yani öyle mi? ama. Öyle, öyle baktığın zaman bugün dünyada sağdan direksiyonlu otomobil kullananlar İngilizlerin eski sömürgeleridir. E, bu soruyu İlber Hoca'ya soracağım. Sen nick değil mi? Devam edebilirsin oradan. <laughs> problem yok. <laughs> Doğru, <söylüyorsun. gülüyor> Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla Türkçe'ye girmiş birçok otomobil terimi zaten Fransızcadan geliyor. Ama bunun dışında bir de çok sıkça kullandığımız terimler var. Gövde tiplerini anlatan otomobillerde. İşte sen söylediğin station wagon falan gibi. Ve burada ee, tek bir dile bağlı değil. Otomotiv globalleştikçe ki çoğu zaman İngilizler, Fransızlar ya da Amerikalılar isimlendirmiş bunları genelde. İtalyanların da isimlendirdiği evet, bir şey var. aslında çok şey değil mi? Mesela işte Station Wagon falan Vay ulan. Biz onu bir, bir şeyde anlatmış değil mi? Onlar da böyle çok kalıplı duruyor. Fakat bize döndürdüğün zaman hep bir, bir yayında mı söylemiştim ben onu? İşte Newcastle United. Falan. Vay, vay anasını ulan. ismi o öde öde bu kadar isim. Yeni kale birlik. Ulan bizde bildiğin 302'nin arkasındaki SS Yeni Kale Birlik. Lan Newcastle United tamam mı bu o hani. Ağzını dolduruyor tabii işte. Tabii tabii böyle A, bir o, şey. O, 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 Newcastle diye. United Yeni Kale Birlik. Lan şimdi yazsan Yeni Kale Birlik, New York falan. Yeni Yenişehir. şehir. Ya bizim Yenişehir Mahallesi. Ama New York falan. Şimdi onlarda da otomobil isimleri station wagon Vay anasını. Hani bayağı bir şey o da. Hani ha. Türkçe'ye döndürdüğün zaman böyle çok Allah'tan dönmüyor Türkçe'ye fazla. Dönmüyor değil mi? Allah'tan o İyi Iki döndü, bence de döndürmemişler zaten. Yeni kale birlik spor. <laughs> hadi bak hatchback'ten başla. Hadi başla. Hadi hatchback ne demek? Hatch ne demek? Hatch dediğin şey aslına bakarsan kapı, kapak anlamına geliyor. Yani ambar kapısı mesela. Ona hatch deniyor. Hatchback dediği arkası kapılı otomobil. al şimdi bunu ha, Türkçe. Hadi, hadi bunu Al ha. bunu Türkçe. Arkası kapılı şimdi. versene bana bir tane mi diyeceğiz hatchback? Merhaba bölümüne? bir tane arkası kapılı <laughs> alacaktım da ben falan. <laughs> o yüzden mesela hatchback'lere beş kapı denir zaten. İki kapılı olanlara da iki, üç kapı denir. Yani arkayı kapı olarak görürüz. Onu da zamanında kasaplar ne bileyim e, manavlar ıvır zıvır böyle iri yarı yükleri yüklemeleri için öyle geniş bir alana ihtiyacı var. Aslında ticari araç mantığında. Bizden hiç hatchback, hatchback, tiki arabası. Tiki arabası. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Halbuki kasap arabası ama et taşıyor adamlar. Yani. Ama bak ama şey hatchback'i çevirselerdi ya. Tiki. <laughs> Nasıl? Daha <laughs> güzel değil mi? 80'lerde çıktı o laf. Geçmişte bilinmiyordu. Ha doğru. Değil mi yani hakkını yemeyelim. Babalarımızın, dedelerimizin şimdi. Orada da zor, o zaman zaten çok hatchback yoktu. Ya bak ilk hatchbackler de galiba 1930'larda çıkmış. Yani hakikaten de bu sebeple üretilmiş bu araçlar temelde. Yani e, eşya ve yük taşırken o yüklemenin kolay olması için. Çünkü sedanlarda bagaj kapağı küçük yani sığmıyor oraya. Düşünsene bir de adamların hani angusları falan çok iri ya. Onun bir butunu sokamıyorsun yani. <laughs> 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 Hatchback'te daha kolay tabii bu. <laughs> yani hatchback e, il, i̇lginçtir. Otomobilde gövde tiplerinin büyük çoğunluğu at arabasından gelir. Hatchback değil. Hatchback ayrı. Mesela sedan. Hani sedan diyoruz ya. Hı. Abi sedan tahterevan demek. Köleler taşır Hı. ya böyle. E, onun adı sedan chair. Sedan koltuk. Şimdi profilden baktığın zaman dört evet, tane insan var. Tekerlek olarak düşünün onları. Buralarından şeyler geçiyor. E, taşıma barları geçiyor. Ortada da bir tane oturma alanı var. İşte sedan o. Bu kadar basit aslında. şey gibi mi? Ayranı yok. İç sedanla Aynen gider, dizme. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yemin ediyorum öyle. Sedan çeyreği onun adı. O oradan geliyor ama onun dışında birçok farklı terim var. İşte station wagon. Station wagon. Abi. abi station Wagon aslına bakarsan temelde tren istasyonları arasında yolcu ve insan taşıyan böyle uzun uzun araçlar. Adı sta yani, station zaten istasyon değil mi? İstasyon. E vagon da vagon va işte hani o yük ve eşyayı istasyondan istasyona taşıyor vesaire yapıyor. E, bunu otomobile uyarlamışlar. Ve bizim bugün bildiğimiz aslında hiç dediğimiz araçların uzun versiyonu, bagajı daha büyük olanı. ne? Yine 5 5 ka kapı olanı. Ki i̇lk üretildiği dönemlerde o eski tahta otomobiller var ya at arabasından dönme. O zamanlarda da station vagonlar otomobile dönüşmeye başladığında mesela 3 koltuk sıralı falan. O zamanların minibüsü gibi birazcık da aslına bakarsan ama eşya da taşıyor. Hani bagaj alanı falan da var. Oradan geliyor ama station vagona sadece station vagon denmiyor biliyorsun estate diyor mesela İngilizler. Ya da break deniyor. Onların zaten var öyle her şeyleri ters. İzmirliler <laughs> bir, e, İngilizler iki. Ama ne, İzmirliler laf simi... söyletmem. Bir dakika Alo. Şş, gevrek. Bak, Simit, gevrek, çiğdem. çiğdem bilmem ne. Bildiğin in, İngiliz. Asfalyalarımı attırma benim. Allah'tan in, in, şey, İzmir'in trafiği soldan değil. <laughs> Sağdan asfalyayı değil. biliyor musun? Hı? Asfalyayı biliyor musun? Ne o asfalya? Asfalyalarımı attırma dedim ben. Sigortadır asfalya. Rumca. Ya yürüyün gidin Allah aşkına. Rum, Rumca lan. Yani asfalya. <laughs> Şimdi estate diyoruz ya estate malikane demek. O da malikaneler arasında yük ve yolcu taşıyan araçlar. İngilizler kendi hani o snopluklarını ortaya koyuyorlar orada. İşte break de diyorlar mesela bazı yerlerde station'a. Onun temeli çok belli değil. Hollandaca'dan geldiği düşünülen bir kelime var brick diye filan. Ama hepsi sonuç itibariyle otomotivde bir terim vardır. Otomobilin yapısını belirtir. One box, two box or three box hani denir. Şöyle söyleyeyim. Volkswagen Caravelle. Tek parçadır ya. Tek kutu. One box. Hatchback ya da station. Önde bir motor çıkıntısı. Sonra gerisi tek parça. Two box. iki kutu. Sedan. Üç. Böyle baktığın zaman station wagon hatchback'in uzatılmış hali. Tamam mı? Ve Ama hala two box. Evet two box. Ee, estate de desen, break de desen, sports wagon da de desen. Uydu, sonradan uydurulmuş isimler de var. Sonuç itibariyle geldiği nokta istasyonlar arasında yük ve yolcu taşıyan at arabası. Station wagon bu. Olayı bu yani. Olayı bu. Onun bir farklı versiyonu var yalnız. Ara sıra böyle bazı lüks markalar çıkartır shooting break. Buradaki break station wagon anlamında. Shooting vurma. Avcılar için yapılmış o araçlar o zaman. At arabaları var. O yıl 1700'lerde 1800'lerde ava giderken silahları, malzemeleri, köpekleri ve dönerken de vurdukları geyikleri falan taşımaları için alanı olan, aynı zamanda insanların da rahat rahat oturduğu uzun, ağır e, araçlar, atar, at arabaları. Hala daha var bunlar. İki kapılı oluyor genellikle. İki kapılı station. Hafif de böyle kupe gibi iner onlar. Onlara shooting break Geldi Geldi gözümün önüne. Avcılığa gitmek için. Ya en son Mercedes'in falan da vardı shooting break. I. Geldi gözümün önüne. Biraz sonra şeyler e, ne o? Diğer kovboyların saldırısına vuracak. Şu anda gözümün önünde <laughs> tabii. Mesela o da bir station wagon varyantı ama ya yani iki kapılı station ve avcılık için. Enteresan evet. bir durum. Ama o da at arabalarından geliyor. Ya da ne bileyim kupe. Kupe güzel isim ama. Kupe güzel isim. Bak ha, bu da şey çok enteresandır. Biz biz mesela kupe diyoruz. Bazıları diyor ki hayır o kup. Ha, evet. coupe diyenler Amerikan eğitimli. Ha. Amerika'da kup diye okunuyor. Avrupa'da kupe diye okunuyor. Çünkü Fransızcadan geliyor. İzmir'de? Kupe. Kupe tamam ya, problem yok. Levantenler var ya bizde. <laughs> <laughs> ya illa ile <laf>, dokunacak ya. <laughs> <laughs> kupe kesik demek. Kesilmiş, kısaltılmış demek. Ve kupe bir at arabası şekli. Normalde at arabaları uzun olur. Önde işte sürücüsü Hı. olur. Arkada birkaç kişi de oturacağı yerler Bu öyle değil. Yani at arabası nın sürücüsü yanında bir yolcu belki arkada bir yolcu veya arkada iki yolcu daha. önde tek şey gibi kesilmiş, kısaltılmış at arabası demek kupe. İsmi oradan geliyor coupe'nin. Yani şimdi bunu kesilmiş diye satsan, ha hadi desene kesilmiş, hadi. kısaltılmış. Merhaba, bana bir, bana tane... bir kısa versene oradan. Ne abi sigaramı istiyorsun yani? <laughs> Böyle ama kupe o. Ya da coup, yani. Amerikan eğitimli arkadaşlar için söylüyorum ya da orada yaşamış arkadaşlar için. Ee, onun dışında mesela kabriole Cabriolet. Bu da güzel isim bak. Amerikalılar convertible diyor. Convertible değiştirilebilir. Hani değişken de. Soracağım şimdi ama kızacağım. Ne? İzmir'de ne diyorlar? <gülüyor> Cabrio. Cabrio. <gülüyor> Zaten Cabrioli'yi Cabrio'ya <laughs> kısalttık hep beraber. Yani tüm dünya kısalttı. O da bir aslına bakarsan e, at arabası cinsi. İki tekerlekli üstü açılıp kapatılabilen at arabasına Cabrio'le deniyor. Ve otomobilde de üstü açılıp kapatılabilen otomobile kabriolet. Yani hep sabah at arabasından geçme çünkü zaten ilk otomobillerin hepsi at arabası şasisi üzerine motor koymakla başlıyor işe. Temeli bu işin. Bak çoğunlukla bilinmeyen bir gövde tipi daha var. Landaulet, Mercedes falan yapardı eskiden özellikle. Çok lüks, limuzin. Çok komiktir aslında. Sürücünün üstü kapalı tamamen, bildiğin tavanı var. Arkada yolcuların üstü açılır kapanır. Güneşten daha çok faydalansınlar diye mesela. Gözümün önüne getiriyorum şu anda. Yani bak ararsan Mercedes Landollet diye beyaz bir tane çıkar büyük ihtimalle. Kocaman falan böyle yolcuların üstü açık. Ama sürücünün üzeri kapalı. Abi yolcunun üstünün açık olduğunu o dönem için söylüyorum. Ama üstü açılıp kapatılabiliyor. Lüks. Zaten yol yok. Toz toprak. Yani güneş de var be biraz. Adamlar. Güneşten faydalanıyorsun da onu toz toprak oğlum dişinin arasına bak, girer bak, lan o toz. Bak. Kabriyolelerin en çok satıldığı pazarlar hangileri biliyor musun? Hangi? Kuzey Avrupa ülkeleri. Almanya mesela. Çünkü Değil abi mi? hava 20 derece oldu mu çat açıyorlar abi de orman yolunda geziyor. Herif keyif alıyor bundan. Çünkü güneşe hasret zaten orası. Evet. En yanlış kullanılan ülkeler neredir? Bizim gibi ülkeler. 45 derece herif açıyor onu. Aa diye ondan sonra Ol armut gibi oluyor. Armutu bırak burada bir de maşallah <laughs> da emniyet kemeri <laughs> taktıysan <laughs> burada maşallah koyulur. Beyin de haşlanıyor tabii. ya. Ya bir kere sıcak ülkede kabriyo kullanılmaz abi. Deli misin sen yani? Yazın 45 derece sıcakta. Neyse. Kabriyol ama artık günümüzde otomobil terimi olarak baktığında 4 kişilik üstü açılabilir otomobil anlamına geliyor. Evet, oraya döndü. Çünkü bir de roadsterler var. Sanki MX-5 mesela. O bir İngiliz terimi gibi geldi. Öyle gibi geliyor ama aslında değil. Öyle söyleyeyim sana. O Onun Roadster tarihi de, çok daha eski. Roadster çünkü İngilizlerle özdeşleşmiştir ya genelde. O o tipi ya onlar da bak İngiltere'de de kabrio çok Yani üstü açılabilen otomobil çoktur. İşte orada da çok yağmurlu ya. Hava açtığı zaman tak herif açıyor. Güneş güneş diye. Aslı bir at yarışından geliyor Roadster adı. Ha Roma zamanından üstelik. Roma ise Türkiye tamam. Geldi bizim bu tarafa geldi o. Roma ama yani. Hani tamam, biz de Roma imparatorluğu biz de doğru Roma'yız yani. Doğru Roma. O tabii tabii. Bazı yarışlarda ki atlar için kullanılıyor bu terim. Roadster diye çok hızlı atlar bunlar falan ama arkalarında da böyle iki tekerlekli küçücük arabalar var. Sürücüler de orada. Dolayısıyla ona Roadster deniyor. O gladiatör savaşlarında falan. tamam. <laughs> 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 i̇şte onlar bir nevi. Hala daha o tip yarışları var bu arada dünyada. Sonrasında bu unutuluyor. Otomobil tarihi içerisinde artık biz iki kişilik üstü açılabilir otomobillere roadster diyoruz. Fakat otomobil tarihinin başlarında üstü kapatılamayan iki kişilik araçlara roadster diyorlardı. Aslında kabriyolara. Kabriyoların üstü açılıp kapanıyor ya. Üstü hep açık olanlara hep da açık roadster oldum. diyorlar. Şimdi onların da üstü açılıp kapatılabiliyor tabi. Ama biz bugün iki kişilik üstü açılabilir otomobillere roadster diyoruz. Dört kişilik üstü açılabilirlere kabriyol ediyoruz. Böyle ay ayır edildi artık iş. Sonra başka ne anlatayım ben sana baba? Sor. Var mı aklına gelen başka bir şey? Shooting Brake. Onu söylemiştik zaten. zaten. Başka da kalmadı galiba. Ya, ya SUV'ye kadar geleceksiniz işte, diye o tahmin an, ediyorum. O zaman Gran Turismo'yu da anlatmak lazım. GT. Onun farklı isimleri de var. Ama mesela Gran Turismo dediğin otomobil bir kere güçlü olacak, konforlu olacak ama aynı zamanda iyi yol tutacak uzun yolculuklar yapacağın otomobil demektir. Gran yani. Turismo. Adı üstünde zaten. Büyük G yolculuk. Gran yani. Turismo bir de otobüs şeyleri falan da var. <laughs> <Mesela ben gülüyor> Gran Turismo falan. Hani. Elbette uzun yolculuklar için ama bunların özellikle güçlü motorlu Genellikle de önden motorlu, arkadan itişli ve konforlu ama iyi yol tutan e, otomobiller oldu. ya yani Ferrari gibi, işte ne bileyim Porsche gibi, bilmem ne gibi, Mercedes gibi markalar hep vardır GT'ler. Maserati GT var zaten mesela. Peki. Ama çok özür dilerim. E, spor otomobille karıştırılmaması gerekiyor. Burada en önemli hikaye konforlu olmaları aynı zamanda. Güçlü ve konforlu. Ama GT daha çok böyle güçle e, e, güç özdeşleşmiyor mu ya, şu güç anda? Güç doğru. Ama... Aynı zamanda konforlu olması gerekiyor. Öyle bir ayrım var orada. Yani şimdi Ferrari örneğini verdim ya. Abi Ferrari de veya Porsche 911 bir GT değildir. Onlar spor otomobildir. GT dediğin zaman Bentley mesela Continental. O hmm. bir GT'dir. Aynı zamanda çok konforludur, lükstür. Seni yormaz uzun yolculuklarda. Ama gaza bastığın zaman da Pişir. yürür. Aynen öyle. Su tutkumuz nereden geldi peki? Şimdi gelelim ona abi. Yani bu kadar modelin şeyin ee, gövde tipinin arasında biz döndük dolaştık. E Sadece geldik. biz değil. yani Bütün Avrupa'da şu anda o, o Yaşar, bizden de gidiyor. Bizden bahsetmiyoruz ha, zaten. Yani. Hani otomobil, ha. Otomotiv sektöründen bahsediyorum dünyada. Şimdi birincisi insanlar garip bir psikolojiye sahip anladığım kadarıyla. Ne kadar yüksekte oturursa kendine güvene o kadar çok geliyor herhalde otomobillerde. Ben böyle algılıyorum. Çünkü normal şartlar altında biz bir otomobil alırken nelere dikkat ederiz? Abi iç mekan geniş olsun. Araba iyi gitsin ama az yaksın ama iyi yol tutsun. Az yaksın iyi yol tutsun. Performansı da iyi olsun dediğin zaman ve iç mekanda geniş ve kullanışlı olsun dediğin zaman bu tanıma SUV girmez. Çünkü SUV yüksektir. Dolayısıyla ağırlık merkezi de yukarıdadır. yukarıdadır. Dolayısıyla öyle. yol tutuşa göre binek otomobillerden daha kötüdür bir. Yol tutuştan kaybetti. Yüksek olduğu için e, ön alanı da büyüttüğü için ve aerodinamik olarak daha kötü olduğu için yakıt tüketiminde de avantajlı değildir binek otomobillere göre. E buradan da gitti. Keza performansta da binek otomobillerle aynı motor şanzımana sahip binek otomobillerle kıyaslayınca binek otomobil sedan ya da hatchback ya da station daha iyidir. E burada da kaybetti. İç mekan kullanışlı diyoruz ya. Abi MPV'ler minivanlara ne oldu? En kullanışlıları onlardı. Hatta 7 kişilik falandı. Hepsi hani var ya. 7 tabii. kişilik sular da var eyvallah ama... Burada iş tamamen psikolojik biraz da. Daha yukarıda oturmak, diğer insanlara yukarıdan bakmak fikriyle doğdu anladığım kadarıyla bu iş. Ve herkes de bunu istiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Herkes SUV'a bindiği gün ne yapacağız? Herkes gene eşitlenmiş olacak. Daha mı yükseğine bineceğiz? Kamyona yani? bineceğiz o zaman. Bu mudur yani olay? Ama şöyle bir gerçek var. SUV dediğimiz aslına bakarsan sonradan uydurulmuş bir terim. İş ilk arazi araçlarıyla başlıyor. İlk baştan da Jeep. 1941 Dünya Savaşı. Nda. Dünya, Dünya Savaşı. Tamam. E, dünya Savaşı sonrasında da sivilleşiyor Jeep. Siviller de istiyorlar. Askere gidip gelen Amerikalılar da istiyorlar. Çiftliklerde kullanmak için. Ya arkasına pulluk takıp tarla sürüyor adam Jeep'le filan. Çok kullanışlı bir alet. Sonra ondan birkaç yıl sonra onun işte daha büyüğünü yapıyorlar. Yedi kişiliğini yapıyorlar. Sonra başka markalar bu işin içine giriyor. Land Rover'ın ilk Land Rover vardı ya meşhur. Hı hı. Onun ilk prototipinin altı Jeep. Oradan hı hı. yola çıkıyor falan. Önce Amerika'da biliyorsun çok yoğunlaştığı arazi aracı kullanımı çünkü adamlar da arazi büyük çiftlik dediğin zaman bizim burada çiftlik en babası bin dönüm mesela adam orada 20 bin dönüm falan ya bir ucundan bir ucuna gidemezsin zaten oralarda normal ve savaş şartlarında test ettiği kullandığı jipi burada kullanmak onun çok işine geldi. Çok. Yıllar içerisinde işte lüks jipler, ilk lüks e, jip yani jip yalnız bak jip demiyorum jip arazi aracı yani. Range Rover çıktı mesela 60'ların sonunda 3 kapılıydı ama. İlk lüks arazi aracı diye geçer. Halbuki Amerika'da jipin yaptığı Wagoneer'lar falan var. Onlar da lüks. Bu arada en diye. son yeni bir 3 kapılısı çıktı onun. E işte. Ve ticari falan diye... Yani <laughs> range rover, range ticari diye satıyorlar ya. Ama bak şu, şu ayrımı yapalım. Bugün piyasada satılan, SUV diye satılan araçların Neredeyse hiçbiri su değil. Yani su, arazi aracı değil. Yani. Suvun arazi aracı olmanın en önemli özelliğine... 4 Dört çeker. Dört sistemi. Çeker. Ama o da onu da özelliğini anlatacağım. Bir kere su ne demek abi? Sports utility vehicle. Türkçe'ye doğru çeviremiyorsun. Hani sportif kullanım amaçlı araç. Neyin sportif ya abi? Yarışa mı çıkıyoruz? O anlamda değil tabii ki. Hani daha bayırda gidebilen vesaire yapabilen otomobilden bahsediyoruz. Orijinali arazi aracı bunun ve arazi araçlarında ayrılabilir dört tekerlekten çekiş sistemi kullanılır. Arazi şanzımanı da vardır öyle söyleyeyim. Takviye Dağıtlar. falan. Takviye derler arazi şanzımanıdır Tabii. o. Redüktördür aslına bakarsan. Merdiven şasiliydi de eskiler. Sonra normal bugünkü normal şasiye döndüler ama gerçek arazi aracı dediğin arazi aracında hakikaten de üç tane diferansiyel olur adam gibi. Kilitler olur bilmem ne olur. Gerektiğinde ayırabilirsin. Arkadan hiç kullanırsın. Gerektiğinde dört çeker kullanırsın filan. Mesela Mercedes G serisi. Abi, tamam. İlk günden beri. O, o arazi aracıdır, aracıdır, abi. Bundan bir önceki nesil işte Mitsubishi Pajero. Ama onu olarak. ben şeyde gördüm arazide. İstinye Park'ın orada kaldırıma çıkarken ki kiper... Çok zorlanıyor ama Aa, çıkıyor maşallah. Bildiğin kalandır. Kaldırıma şöyle saklısın. çıkıyor. çünkü Tam arazi. Ondan Allah, daha fazla da arazi görmüyor Allah ki. O aşkına 3 milyon lira para verip Çimene sokmaz adam onu. Çamurlanır diye içi gidiyor adamın evet. ya. Bir de gidip siyah alıyorlar. O ufak tosthanesi üzerinde. Lan diyor ki zaten almışım bunu niye çıkmıyorum ben kaldırıma diyor. İstinye parkında şöyle kaldırıma çünkü şu <laughs> kadar. Bak 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 bak. İşte bu ya. Performans bu ya. Gözümü kaçırıyorum. Oğlum yani <laughs> o 45 yanak lastikli arazi aracı mı olur? Ay 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 ay. Olur mu böyle bir şey? Oluyor. Yani, yani son, neyse. son farları da çok yani güzel bak, oldu. Almanya'ya git adamlar hakikaten o arabayla üzerine adam gibi lastik takıp çatır çatır araziye çıkıyorlar. Su lafını işte 90'larda dolaşıma soktular. Sports Utility Vehicle. BMW ha. çıktı. Hayır dedi. Ben sav diyorum. Sports Activity Vehicle. Vay falan hani. Ya baba. İzmirli diyor? <gülüyor> 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 Benim için ha. önemli olan kriter orası. <laughs> Kaptı kaçtı diyeceğim ben <laughs> <laughs> Onu da bilmezler ki. <laughs> Şimdi ama son dönemde kullanmaya başladığımız. Yani tüm sektör kullanıyor bunu. Ama gazeteci tarafı kullanıyor aslına bakarsan. Üreticiler pek o tarafa her an girmiyorlar. Çünkü satması daha kolay. Su, su deyince de, daha su kolay. Dedi. Crossover deniyor abi artık bu araçlara. Yani binek otomobil şasisi üzerinde yapılmış yani yükseltilmiş binek otomobillere artık crossover diyoruz. Zaten melez gibi bir anlamı var yani crossover'ın. Yani birbirinin içine geçmiş de diyebiliriz buna. Crossover dediğimiz veya diğerlerinin su dediği otomobiller temelde işte hatchback, e, minivan ve arazi aracımının karışımından oluşuyor. Ama gerçek bir melez yani aslında. Gerçek bir melez. Fakat marka o 3 veya hatta hadi station da koy içine 4 farklı gövde tipinin hangi özelliğine daha fazla ağırlık vereceğine kendi karar veriyor. Mesela Opel Mokka arazi aracı gibi duruyor. Ama kardeşi var Crossland. Station wagon gibi minivan gibi duruyor. Aslında şey e, şasi aynı. Tabii tabii Kia Stonic. St Yükseltilmiş bir hatchback, e hatchback, station gibi duruyor. Diğer taraftan Nissan Juke'a bakıyorsun. Arazi aracı gibi duruyor. Halbuki hepsinin boyu falan aynı. İç mekanları genişlik olarak neredeyse aynı. Sadece biri daha yüksek, birinin burnu daha küt. Tasarımsal şeyler bunlar. Biz onlara crossover diyoruz. Su demiyoruz. Dememeliyiz. Ve arazi aracıysa da arazi aracı demeliyiz. O yüzden Mercedes çok takdir ederim. G klasse ya. G ne? Gelen deva gelen. Arazi aracı abi. Adam en başına koymuş lafı bitirmiş. Ki ilk... Aslında arazi aracı deneylerin, deneylerinden bir tanesi de Mercedes'tir 1913. Bitirmiş deyince ben artık saat zaman doldu bitireceksin falan diye böyle... Tamam bitirdim valla bu kadar Va daha fazla bir şey Valla konuşmayacağım. Bitirmeden önce şeyi de söyleyelim hani böyle hani abone olun falan. Ben onlar, abi, on... buyur. Ben, ben... Onu arka arkaya söyleyemiyorum. <laughs> 24 tane tarih sıralıyor. Hiç <oluyor>. şey, <laughs> ya. şey sen söyle gerisini ben söyleyeceğim. Hani çana basın var ya orada hani abone i̇şte. olduktan sonra hani... Çan mı? Çan? bak ona ben çan diyorum ya bazıları zil diyor. İzmirli ne diyor? <laughs> Çıngıra. Çıngırak. çıngırak. <laughs> YouTube kanalında otomobil konuşma hikayeler anlatmaya devam edeceğiz ama bir programın daha sonuna geldik. Halit Bolkan ve ben Turgut Liksek Önümüzdeki haftalarda da bu ekranlarda olacağız. Ee, takipte kalın, beğenin, abone olun, yorum yapın. Ee, özellikle... Çıngırağı tıklayın. Çıngıra tıklayın aynen. <laughs> Konuşmamızı istediğiniz, hikayelerin duymasını, duymak istediğiniz konular varsa da yorum olarak bu videonun altına yazarsanız önümüzdeki hafta onları da konuşmaya çalışırız. İzleyen ve değer veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.